Çağlay'la yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir gün diliyorum. Biz günü öyle başlıyoruz çünkü konu Profesör Doktor Murat Aksoy Hoca. Nasılsın? Teşekkürler. iyidir. Sizden <laughs> ne haber? Gayet iyiyiz. Çok Harika. çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Allah iyiliğimizi versin Amin. diyebiliriz. Şimdi <laughs> <laughs> Enteresan bir giriş yaptım bunu. Güzel giriş oldu Enerjimiz çok yüksek çok güzel şeyler konuşacağız ee, İnsan ömrü en fazla ne kadar olabilir? Tabii ki biz bu ömrün <laughs> sağlıklı bir ömür olmasını istiyoruz Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Özellikle de yüz yaşını devirenlerin ortak sırlarına birlikte bakıyor olacağız Ardından ayak, bacak, el ve kollardaki şişkinliklerin nedenlerini konuşuyor olacağız Ayak şişkinliklerinde ne zaman bunu normal... Kabul edebiliriz. Ne zaman artık doktora başvurmalıyız? Hepsini hocamıza soruyor olacağız. Son zamanlarda e, bu arama motorlarına en sık yazılan e, kelime hangisiymiş biliyor musunuz? Kellepaça. Gerçekten, Allah Allah. aynen. Kellepaçanın faydaları, kellepaçaları kimler içebilir hmm. vesaire diye. Bugün de mutfağımızda Mesut şefimiz ve çorba ustası Bülent Yazıcı var. Bir hoş geldin demek istiyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ve tahmin ediyoruz ki bugün mutfağımızda ne var? Kelle paçamız var. Aa! <laughs> 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 Şaşırtıcı. <gülüyor> hem kelle paçamız var hem dana paçamız var. Of harika. İki ayrı versiyon sunacağız bugün. Ne zamandan Değil. beri kaynatmaya başladınız? Bu program süresince zaten kaynar ama... Bunun... Evet, biz ön hazırlığını yaptık tabii. Bir üç buçuk saat kaynattık onları. Zaten. Ay, ayıkladık, hazırladık ama burada görselde izleyicilerimize sunacağız. Nasıl yapıldığını. Herkes öyle? zaten evinde de yapmaya başladı. Yapmak evet. isteyenler var. Çok uzun iş ben beceremem diyenler de varsa en pratik en haliyle, en şifasını en faydasını nasıl alabiliriz? Az sonra konuşuyor olacağız. Ama ondan önce ilginç bir konuyla başlıyoruz. Hunza Türkleri. Belki duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Hunza Türklerinin çoğu neredeyse 120 yıl yaşıyorlar ve hiç hasta olmuyorlar. Öncelikle gelin onların böyle bir hayatına bakalım. Sonrasında hocamıza bu sırları konuşuyor olacağız. Buyurun. Neşeli, sağlıklı ve hayat dolu. Pakistanlı Hindistan arasında yaşayan bu insanların ilginç bir özelliği var. Onlar için 60 yaş yolun yarısı. En az 115 ila 120 yıl yaşıyorlar. Kadınlar 65 ila 70 yaşlarında anne olabiliyor. Doğumdan hemen sonra anne toprakla uğraşmaya devam ediyor. Bebek erkekse 3 yıl, kızsa 2 yıl boyunca anne sütüyle besleniyor. ...hastalıklar burada yok. Hunza Türkleri arasında kanser vakası yok. Sadece o da değil. Ülser, apandisit, çocuk felci, yüksek tansiyon, obezite, şeker de burada pek bilinen hastalıklardan değil. Müzik Hunzalar denizden 6000 metre yüksekte Sarp dağların arasında yaşıyorlar. Bölgede çok yüksek oranda oksijen bulunuyor. Hunza Vadisi'ndeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor, buz gibi suyunu içiyorlar. Kayısı Hunzalar'ın temel besin taşı. Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar. Kayısı, armut ve ceviz ağacı yetiştiriyorlar. Hiçbir meyve ağacında hastalık ve haşere yok. Kara buğday, arpa, darı ve kara yonca özellikle de şabbati adını verdikleri mayasız ekmek için buğday ekiyorlar. Sık yemek yemiyorlar. Aralık ayı dışında hiç et tüketmiyorlar. Zaten yaşamaktan başka insanın aklına orada ne gelir ki diye <laughs> düşünüyorum. Yani iyi yaşayabilmek için bütün çabaları diyeyim ama çaba değil ama emek veriyorlar ve mesela isterseniz ilk son söylediği Olur. aslında benim de aslında ilk hmm. önemli hmm. faktörlerimden bir tanesi o da sadece Aralık ayında et yiyorlar yani az kırmızı et ve bol tavuk yiyorlarmış. Biz de tabii tavuğun iyisini eğer bulabilirsek ben de tabii ki tercih ederim normalde evet, doğru. ama e, orada bu, da zaten organik tavukları hepsi yani yetiştiriyorlar ve tabii, e, kendileri tabii. tüketiyor. Şimdi neden daha az kırmızı et? Kalp damar sağlığı hmm. açısından sürekli hmm. konuşuyoruz ama bu 120 yıl yaşayan insanların eğer en büyük sırlarından bir tanesi ise biz de bir kere daha dönüp bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Çağla bir kere şunu söylemek lazım. Yani 100 yaşı üzeri için biraz genetiğe ihtiyacınız var. Yani 100 yaşına kadar yaşamak için bizim genetiğin rolü %20 civarında. Ama 100 yaşın üzerine çıkmak için çoğunlukla alt genetiğe ihtiyaç var. Yani ailenize şöyle bir bakın. Ailede 100 yaşın üzerinde insanlar varsa sizin de 100 üzerine çıkma ihtimaliniz yüksektir. Dikkat edin. Bu grup da mesela kapalı bir grup aslında. Yani doğru tabii heh, tabii tabii. Dolayısıyla evet. o genetik havuz korunmuş. Evet doğru. Bir kere onun etkisi var ama şu biraz önce söylediğin çok önemli. Yani 100 yaşın üzerine çıkan insanların ortak özelliklerine baktığın zaman bu kişilerin hayvansal proteini az tükettiğini ve ağırlıklı olarak bitkisel protein tükettiklerini görüyorsun. Bunu yani, zaten bir başa koyduk değil tabii mi? Tabii bak Okinawa işte Hunza Türklerini gördük. Okinawa Adası, İhakiarya Adası Yunanistan'ın, İtalya'nın Sardunya Adası, Costa Rica'da Niko... Costa Rica'da Niko ee, unuttum şimdi adını onun. Ben de ama Amerika... için sadece bakıyorum. <laughs> Nikoya, Nikoya bölgesi. Peki. Orası da yarımadadır. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Loma Linda bölgesi. Bunların hepsinde insanların ortak özellikleri biraz önce videoda da gördüğümüz gibi esasında bitkisel proteinli besleniyorlar sıklıkla. Besleniyorlar Beslenme bir kere çok önemli Kesinlikle. ama mesela Keçi eti ve keçi peynirini bol bol tüketiyorlarmış. Hı hı, doğru. Devam ediyorum. Ee, yabani kekik çayı içiyorlar. Ona yabani kekik çayını geçmeden bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Şimdi mesela bak, Keys arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da Girit'te ve İtalya'da hani insanların çok uzun yaşadığı görüldü 1960'larda, tamam mı? Hı hı. Şimdi 1960'lara baktığınız zaman şunu düşünmeniz lazım. Yani Yunanistan'ın Girit adası. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke, evet. ekonomisi, evet. yerlerde. Anakarayı bırak adada yaşayan insanlar. Hmm. Şimdi bu adada yaşayan insan hmm. keçisi varken onu kesip etini mi yer? Hmm. Yoksa sütünü mü kullanır? Hmm. O sütünden peynir mi yapar? Hmm. Ondan sonra tüylerini mi kullanır? Hmm. Yani keçiyi mümkün olduğu kadar kullanır Yaşıtır. değil mi? O yüzden işte zaten baktığın zaman çoğunlukla uzun yaşayan insanlar aslında biraz fakir beslenen ve fakir hmm. yaşayan insanlardır. Evet doğru. Bence evet. bu bence Heh, bu çok bu bizim önemli. de yapmamız gereken tabii, bir tabii, şey tabii. bu arada. Yani çeşit çok oldukça, bolluk çok oldukça aslında gerçekten sağlık elden Hı -hı. gidiyor. Ne kadar az o kadar öz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Dünya yani son 20 yıldır az, ilk öz. defa bolluk yaşamaya başladı aslında. Yani evet bazı evet. bölgelerde açlık var, kıtlık var. Bunu kabul ediyorum ama dünyanın geneline bakarsan aslında son 20 yılda daha fazla ortalama bolluk içinde, i̇çinde gereğinden doğru. fazla çeşitlilik içinde yaşıyor. Bu da sağlığımızın <laughs> aslında günden güne daha fazla bozulmasını tetikleyebiliyor. Doğru. Yabani kekik çayı içiyorlar bir, hı hı. zencefil, kakule ve nane sıklıkla kullanıyorlarmış. Mayasız hamur tüketiyorlar eğer tüketeceklerse, saçlarına kına yakıyorlar, giysilerinde yün kullanıyorlar, donmuş buzul suyu içiyorlar. <laughs> Her öğünde muhakkak çorba içiyorlar ki o çorbaları düşünemiyorum inşallah paçaları vardır. Taş evlerde yaşıyorlar ve en önemlisi bence en ama en önemlisi ev içinde elektronik yok. Erken yatıyorlar ve erken kalkıyorlar. Doğru. Muhtemelen televizyonda şuydu bu, herhangi hiçbir şey yok. ...sohbetle, muhabbetle, sevgiyle... ...birbirlerine şefkatle... ...dokunarak, Kesinlikle. sarılarak değil mi? <laughs> Doğru. Bu şekilde besleniyorlar. Şimdi ben mesela hatırlıyorum... E, ...benim büyüdüğüm dönemde Türkiye'de böyle elektrik kısıntıları olurdu. <laughs> Çünkü o kadar elektrik enerjisi yoktu. Mesela e, o dönemde... ...elektrik kesildiği zaman işte gaz lambası yakardık. Mesela annem de şarkı söylemeyi çok sever. Beraber şarkılar söylerdik. Yani aile esasında o... E, ...ruhu hissedebiliyor beraber. Ve bugün gerçekten... Uzun yaşam çalışmalarına baktığın zaman aslında en önemli faktör yiyecekten de öte, içecekten de öte, fiziksel aktiviteden de öte, sosyalleşme ve aile çalı. Aile bağları. Aile Hocam, bağları kuvvetli oluyor bu insanların. Evet, evet. Mesela elektriğin olmaması, tek başına hani ele, e, aile geçirdiğin zamanın ötesinde bir de neyi getiriyor? <laughs> Biyolojik saatinle dünya saatin paralel seyrediyor. Yani sen akşam olduğu zaman uyuyorsun, sabah güneşle birlikte kalkıyorsun. Doğa ile birlikte paralel yaşıyorsun aslında. Hmm, evet, bu güzel bir his. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi yani ben de şimdi günümüzün ortamında bütün anneler bence aynı şeyi düşünüyordur. Biz de işte artık çağa ayak uyduruyoruz. Evet, biz böyle çocuklar değildik büyütülürken. Şimdi ben de kendi çocukluğumu düşünürken, düşündüğümde benim çocuklarımla çok alakası bir hayat. ama kopamıyorum özümden kopamıyorum mutlu anlarımdan, ailemle yaşadığım keyifli anlardan. Alo? Ah, pardon. E, <laughs> <laughs> mümkün olduğu Baklava kadar mü da mümkün herkesin? olduğu kadar da çocuklarımı o bağların içerisine çekmeye ve oradan koparmamaya çalışıyorum. Peki ama bu arada yediklerimiz yine önemli dedi. Hı hı. Bir yere kadar bazı noktalarda belki önemlisi olabilir ama bir araştırmaya göre hangi gıda ömrümüzü ...ne kadar uzatıyor ve ne kadar kısaltıyor. Bir veterimiz var. İsterseniz onu veterimizi önce bir izleyelim. Doğru, tamam. Sonra farkında olmadan yediğimiz zaman ömrümüzü kısaltan... ...faydasını bildiğimiz zaman ömrümüzün ne kadar uzattığını bilmediğimiz... ...besinlere birlikte bir göz atalım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Sizce bir adet sosisli sandviç tüketmek hayatınızdan kaç dakika çalıyordur? En az 10-20 çalıyordur. 10 yıl diyorsun. Evet. Belki 10 saat, belki 20 saat çalabilir. 2... Peki bir brokoli tüketmek hayatınıza kaç dakika kazandırıyor? Bir 15 yıl rahat katıyordur. 60 dakika. 6 diyelim. Peki sizce bir hamburger tüketmek hayatınızdan kaç dakika çalıyordur? Onu da en az 15 yıl hayatımda çaldığını düşünüyorum. 3 gün. 72 saat diyor. Evet. Ondan gerçekten çok çekiniyorum. Valla bence yüksek bir vereceğim şey ama 7 8 diyeceğim. 7 8 dakika. Evet. Sizce 30 dakika yürümek hayatınıza kaç dakika kazandırıyordur? Yani 3 dakika kazandırabilir. 20 dakika kazandırıyordur. 10 dakika falan eder. Peki sizce bir pizza tüketmek hayatınızdan kaç dakika çalıyordur? Vallahi 3 saat alır ama onun verdiği zevk de bana o kadar çoktur ki <laughs> ona razıyım ben. Çok mu sever? Çok, yani seviyorum. <laughs> 15 dakika çalıyordur. 5 dakika falan çalar. Peki sizce deniz ürünleri tüketmek hayatınıza kaç dakika kazandırır? Vallahi gerektiğinden fazla 4-5 saat kazandırır o bize. 15 dakika kazandırıyordur. Eh, o da kazanırsın yarım saat. Yarım saat diyor. Tahmin edin. Evet öyle diyorum. <laughs> evet bir, bir adet sosisli sandviçin hayatımızdan 10 yıl çalmadığına dua ederek evet. yayınımıza devam ediyoruz. 36 dakika çalıyormuş. Bunlar tabii ki bir araştırmaya göre yapılıyor. Mesela bir brokoli tüketmek hayatımıza kaç dakika kazandırıyor? Bence bu sorunun cevabını hocamızdan dinleyelim. Evet. Ya şimdi aslında bunun bir matematiksel formül olduğunu söylemek lazım. Tabii yani ki. 2021 yılında yapılmıştı bu çalışma. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5000'in üzerinde e, yiyeceği aldılar, baktılar ve insan ömrüne kazancı nedir, götürüsü nedir, getirisi nedir diye. diye. İlk beyefendi 10 yıl falan diyor ya yani o, herhalde gerçekten hani 200-300 yıl Şu hayatta değildim ben yaşayan. eğer yediğim yani. Yıl bakılırsa zamanında. <laughs> Ekrana bu arada alabilirsek şimdi o e, Biraz karışık ama ben size onu basit bir şekilde anlatacağım. E, tableti yansıtırsak göreceğiz mesela. Şimdi hakikaten bu çalışmaya göre en fazla zaman evet. kaybettiren şey şu şimdi sarılar gördüğünüzde çizginin altında olduğu zaman çizginin altında zaman kaybettiriyor demek. Şimdi mesela bakın en fazla zaman kaybettiren şey şurada büyüttüğüm. Görüyorsunuz. Şu ne ki? Hemen yanına bakıyorum. Sosisli sandviç. Sosisli sandviç gerçekten bak 30 ile 40 dakika arasında ömürden zaman çalıyor. Ya nasıl Ortalama bu kadar 35 zarar dakika. Verebilir. Bir tane sosisli sandviç yani işlenmiş et olması. İşlenmiş et olması. Sucuk 80 gram bu arada ondan da bahsedelim. 80 gram 80 ne kadar gram. yani? 1,5 ee, porsiyon falan olur yani sosis yerim. olarak. İki de yerim. değerim Yersin tabii ki yersin. Ama şöyle bir şey var hani burada bu dediğim gibi matematiksel formül yani sonrasında bir şey planlıyorum seninle. Onu yapacağız inşallah. Ee, bu gün sonunda... Sosisli mi yiyeceğiz? Sosisli de yiyeceğiz, hamburger de yiyeceğiz ama onu nasıl sonrasında kompanse edeceğiz? Sonrasında nasıl onu telafi edeceğiz? Onu anlatacağız. Telafisiz yemem. Tamam, yok telafi yapacağız. Güzel tarafı o zaten. Şimdi tela mesela diyelim ki sen sosisli sandviç yedin, yarım saat kaybettin ya. Evet. Üzerine mesela yürüyüş yaparak onu telafi edebilirsin. Tamam, okey. Kaybettiğimizi geri koyarak evet, devam edeceğiz evet. hayatımıza. Şu en alttaki sosis sandviç dediniz. Başka neler var mesela? Mesela bak şunu söyleyelim. Diğer sandviçlerde de ne kadar kaybediyoruz? Hamburger tüketmek hayatımızdan yine 10 dakika çalıyor. Bakalım yine. mı kaç dakika çalıyor hemen? Olur. İngilizce olduğu için kusura bakmayın ama bu yayın Rica İngilizce ederiz. olduğu için. Şurada var görünüyor çoğunu anlayabiliyoruz. Evet. Burger. Hamburger nerede bakayım? Dördüncü evet sırada. burger işte dördüncü sıra. O mesela şu. Sıfırla 10 dakika arasında da diyor. Evet, yani da ya. kabaca bu 7-8 evet. dakika falan çalıyor. Bu işler böyle. Yani evet. lezzetli olanlar hayatımızdan çalıyor. Sevmediğimiz hıyır hıyır lezzetsiz olanlar da <laughs> ömrümüze ömür katıyor diyebiliriz. Yani pratik hesap aslında bu. Evet. Ee, mesela yürümek hayatımıza kaç dakika kazandırıyor? Her gün 30 dakika yürüme, yürüdüğümüz zaman ömrümüze ne kadar ömür katıyoruz? Şimdi bir kere şöyle. E, her gün en azından yarım saat Kalbinizi çarptırarak belli bir hatırlar hep onun hesabını yaptık seninle. Ee, yani senin maksimum kalp hızının yüzde seksen civarını eğer ulaştırabilirsen, gerçekten yarım saat yürümek sana her gün saatler kazandırır aslında. Evet. Bu çok net. Tabii burada şu çok önemli. Bizim burada söylediğimiz şey ağırlıklı sağlıklı kişiler için önemli olan şu mesela kalp krizi geçirmiş bir kişide de. Yürüyüş yapmak ömrüne ömür katar. Hmm, Yarım evet. saat, bir saat aslında ömrüne ömür katar. Evet, mi? O yüzden sağlıklı olsa da kişiler mutlaka egzersiz yapmalı. yapmalı. Damar tıkanıklığı, kalp hastalığı olsa da yapmalı. Mutlaka. Her koşulda sporumuzu ihmal etmiyoruz. Uzun yaşamın anahtarlarından bir tanesi de spor. Hocamızın söylediği gibi. Şimdi ama bu noktada babaannesinin, hocamızın hmm. babaannesinin uzun yaşam sırrının bu olduğunu daha önceki programlarımızdan bir tanesinde anlatmıştı ama bugün bence tam konuşmamız gereken doğru, yerdeyiz. Doğru. Biraz anlatır mısınız bize? Ya Allah rahmet eylesin. Ağabey. Babaannem böyle e, zaten işte ekrana da geldi. Zayıfça bir kadındı. Hani e, enteresan kısmı böyle tereyağını falan da çok severdi yani hakikaten. Hocam bu sizsiniz mi? Evet benim 1900 herhalde 94 civarında olması gerekiyor bunun. Gençlik hallerimiz. Hocam bu nasıl bir... Yani ne kadar yakışıklı. Yani şu anda da yakışıklısınız da orada bayağı. <laughs> Teşekkür Aa, ederim. bayağı inanılmaz. Ne tatlı bir sohbet bu arada bu. Acaba ne konuşuyorsunuz? Çok e, kaç yaşında vefat etti babaanneniz? 96 hani? yaşında Maşallah vefat diyelim. etti. Yani Maşallah. tahminen 96 çünkü o dönemde köylerde de hani yazılma falan evet. bazen geç olduğu için. Evet. Ama akrabalardan öğrendiğimiz 96 yaşın civarında rahmetli hey, oldu. Nasıl sevmek? Bak o biz Allah çok nasıl severdik birbirimizi. Güzel evet. Seni. O babaannelerini sevmesi de bir başka benim babaannem de. Çok, çok ...yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet eylesin Nur hepsini. O da 90'larındaydı. Çok şükür o da çok çok güzel yaşadı ama... ...neydi sırrı babaannenin? Bence sırrı çok hareketli olmasıydı. Yani e, her çok gün mesela... Hissettim. ...o merdiveni iner çıkardı. Biz 5. katta otururduk. O 5. katta böyle dururdu mesela... ...bir anda ya Çağım... ...bizim orada Çağım derler <laughs> e, eğin civarında... ...Çağım ben bir merdiven ineyim çıkayım derdi... E, ama sen derdi kapının önünde dur ki o otomatikler koridorun hani kapanırsa ışığı kapanırsa sen ışığı açarsın derdi. Ben de orada beklerdim. Tabii o zamanlar bazen böyle ağır da gelirdi. Hani sen oyun oynamak isterken kapıda bekle. Evet, <gülüyor> <Biz> <gülüyor> <gülüyor> böyle onu böyle bekle. Çocuklar kendi aramızda yapardık şimdi hatırlıyorum. Evet. birisi yukarıda beklerdi, birisi aşağıya ne kadar ama ne kadar güzel bir şey yapıyormuş. sizden Kesinlikle. de ne kadar. Kesinlikle. Ya, 90'lı şey yaşlarına istenir. kadar her gün 5 kat merdiven iner çıkardı. 5 kat yani gerçekten e, Bugün pek çok kişi düz yolda yürüyemiyor o yaşlarda. Helal olsun. Sonrasında ne güzel e, evet. Ama mesela kalp hastalığı çekmedi, hafif bir ritim problemi vardı ama öyle çok ciddi bir şey yoktu. <laughs> Diyabeti yoktu. <laughs> Zaten bence en önemli şey hakikaten kilo kontrolü çağla. Çok önemli. Yani fiziksel aktiviteyle birlikte kilo kontrolü çok önemli. Onu be, eğer becerebilirsen hakikaten ömrün içinde hastalıkları son yıllarına atabiliyorsun. Zannediyorum bu çok önemli. Zaten söyle. Yok. Kompresyon teorisi denen bir şey var yani evet. hastalıklar yıl yaşamın sonuna doğru çıkmaya başlıyor. Tabi, tabi. Gençken evet. kıymetini bilin dedikleri şey herhalde en önemli. Tabi. Sağlık diye düşünüyorum. Evet. Şimdi spor yapmak aynı zamanda damar sağlığımıza da çok çok iyi geliyor. Az sonraki konularımızdan bir tanesi sizlerden görüntü isteyeceğiz. Yüzünüz değil sadece bacaklarınızı, el bileklerinizi, ayak bileklerinizi, ellerinizi, ayağınızın üzerinde eğer şişkinlikler varsa yeni bir gün foksun dieminde. Ee, bize mesela fotoğraf olarak atın hocamıza burada yorumlatıyor olacağız hani acil doktora gidin ya da bu normaldir. şunu şunu yaparsanız geçer gibi e, e, önerileri de kendisinden alıyor olacağız e, damar tıkanıklığının önüne nasıl geçiyor damar sağlığımız için faydalı sporlar hangileri yürüme koşu bisiklet yoga ayrı büyük sporlar ağırlık kaldırmak fitness boks vesaire tenis <laughs> hangisini tavsiye ediyorsunuz ee, bizim damar bizim için en önemlisi ne biliyor musun aynı ritimde Uzun süre devam edebileceğiniz spor bizim için en iyi spordur. Ne demek? Devam. Yani ben mesela bir ritmimi önce bir kere ısınmak çok önemli. Onu hiçbir zaman unutmayın. Yani gerçekten bir spor veya fiziksel aktiviteye başlamadan önce mutlaka önce bir ısının. Hı -hı. Kalbinizi de önce bir yavaş yavaş hızlandırın. Ondan sonra hani o maksimum seviyesine çıkarın. Hı -hı. Bir bisiklete binmek, yürüyüş, koşu gibi aynı ritimde uzun süre devam edebileceğiniz sporlar bizim için en iyisi ve bu sporu yaparken de bir miktar nefes nefese kalmanız lazım. Hı hı. Çünkü nefes nefese kalmadığınız zaman aslında o sporun vücut üzerindeki olumlu etkilerini kullanamıyorsunuz. Hı. Mutlaka o konuşurken <laughs> hafif böyle <laughs> nefes nefese kalacaksın. Evet, evet, evet. Dolayısıyla e, her spor aslında iyi, i̇yi. ama özellikle damar için biraz daha böyle sabit hızda yapacağın sporları tercih etmekte fayda var. Ağırlık kaldırma hareketi içeren halter, bodybuilding gibi sporlar sürekli olarak karın içi basıncın artışına sebep olacağı için varisler toplar damar hastalıklarının oluşumunu ve ilerlemesini kolaylaştırabilir. Bu ağırlıklar da bizim değil mi sürdürülebilir olması lazım. Böyle Şu... halterin altına girmenin bir manası yok. Şimdi şöyle, şöyle göstereyim. bunun bak benim bacak damarlarım olduğunu düşün. Yukarıda ne var? Karın var. Şimdi halter kaldırırken ne yapıyorsun? Kaldırdın. Karın basıncını arttırdın, değil mi? Şimdi bu karınma var evet. tabii orada. Karın basıncı nereyi zorluyor? Aşağı doğru bacakları zorluyor. Hmm. Biliyorsun hep söylediğimiz bir sistem vardı hmm. bacak damarlarında şöyle açılıp kapanması, değil mi? Evet. Bu açılıp kapanma kan yukarıya doğru giderken kapakçıklar açılıyordu. Daha sonra kapanıyordu. Açılıyordu, kapanıyordu. Şimdi işte karın basıncının çok fazla olması bu kapakçıkların yapısını bozabilir. Bir ıkınma olduğu için evet. orada bir zorlama ve Aynen. bir basınç olduğu için zorluyor kapakları. Tabii. Normalde bu sistem dururken düzelttik ama yukarıdan bir basınç, basınç geldi. Olduğunda... ıkındın. Aşağı doğru ittin ve böylece kapakçığın Yapısını bozdun. Bu hı hı. neye neden oldu? Damarın içindeki kan akışının bozulmasına neden oldu. Yani varise neden oldu. Hı. Bu birinci problem. İkinci problem şu. Çok kontrolsüz yapılan bodybuilding yani vücut geliştirme sporlarında e, aşırı egzersiz bazen atar damarlarda da problem oluşturabiliyor. Bu toplar damardı. Atar damar ne? Bizim kalbi besleyen damarlar mesela. Vücut geliştirme sporu ile ilgilenen kişilere baktığınız zaman e, onları mesela tomografi ile anjiyoları çekiliyor, kalp anjiyoları çekiliyor ve görülüyor ki aşırı ağırlık kaldıran kişilerde kalp damarlarında kireçlenme oranı daha yüksek. Hmm. Dolayısıyla burada aşırı egzersiz belki de zararlı olabilir belki de değil zararlı olabilir onu da altını çizmek lazım. Evet. Şu damarımızı buradan tabii. akışkanlığını, şeyine tıkanma plaklarını hepsini buradan gösterirsek hepimiz çok daha iyi anlıyoruz. Hocam, tamam. ön tarafa da geçebiliriz isterseniz. Olur. Oradan da dolaşım bozukluklarını e, konuşacağız. Hı -hı. E, ayak, bacak, kollardaki şişkinlik Şöyle şişkinlikleri buraya koyabilir miyim o zaman onu? Tabii tabii hocam. Aynen. Görür, buradan değil mi? devam edebiliriz. Tamam. Şimdi kanımızın ben içinde de bir sürü de yardım Evet hücrelerimiz var. Şu hücreler. Bu atar damarın içinden. Aa bu kim dedim <gülüyor> <gülüyor> Ay şuradan gördüm. <laughs> Pardon En Yalnız boyu boyuna uygun. Manke. <laughs> 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 Tövbe estağfurullah. Evet. Şunlar. Hücreler biliyorsun damarın içinde rahat rahat akıyor ve ne yapıyor? Oksijen taşıyor. İstersen yavaş yavaş gönder mesela oradan. Hocam öyle göndereyim de buradan görünmez acaba. Şöyle bir. Yani öyle bakın. mi? Bakın tamam. Hani şöyle yapıp aşağı doğru göndersek nasıl olur? O zaman iki dakika tut ben şunu şöyle ortalayacağım. Hı, tamam. Tamam. Şimdi Şimdi rahat görebiliyor Ha görebiliyoruz tamam. Normalde. sen onu içine, koyayım içine mi? koy. Şöyle damarımızın içinde yukarıdan mı nereden çekiyoruz? Evet. Damarın içinde bakın rahatlıkla ne oluyor? Hücreler akışkanlıklarını sağlayabiliyor. Hı -hı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Şöyle bir problem var. Ben bunu yalnız şöyle bir yere koymam lazım çalı yoksa onu gösteremeyebilirim. Sen mi tutacaksın? Şöyle, tamam. Hatta bir o zaman şöyle, şöyle yan yaparsan. Şimdi bakın, şöyle bizim zaten. damarımızın şöyle bir yapısı var. En dışta bir zarı var. Aynı soğan zarı gibi düşünün. En dışta bir yapı var. Ortada şu benim pamukla gösterdiğim bir kas dokusu var ve içinde de çok ince bir örtüsü var. Şimdi hücreler içinde e, biliyorsunuz bir sürü madde var ve bizim eğer şeker hastalığımız varsa, yüksek tansiyon varsa, sağlık için zararlı olan kötü alışkanlıklarımız varsa, ne oluyor? Bu zar yaralanıyor. Bakın, yaralanmayı da şurada Şu, gösterdim size. şöyle Bakın, bir şey oluyor yani, bayağı. Hafif yırtılıyor, yırtılıyor gibi yırtılıyor düşünebilirsiniz, gibi. belki biraz evet. deforme gibi biraz. Bakın biraz deforme daha. oluyor. Tamam, mı? şimdi bu yırtılma olduğu zaman giden hücreler özellikle mesela kolesterol iç kolesterol içeren hücreler ve diğer hmm. damarın içindeki yapılar buraya giriyor ve alt tarafta gittikçe birikmeye başlıyor. Hmm. Şimdi bu birikmeye başladığı zaman ne oluyor? Damarın içinde bir kalınlaşma söz konusu oluyor. Evet, evet. Şimdi geliyoruz o kalınlaşmanın sonuçlarına evet. değil mi yavaş şimdi, yavaş. Şimdi şimdi yavaş yavaş diyelim ki benim bu damarım Kalınlaşmaya Kalın. Ve başladı. bu yıllar içerisinde olan bir evet. şey değil mi hocam? Bakın yıllar içinde şöyle bir dakika, tutarsam. Ağır da kusura bakma. Yo, hayır hayır değil. Buyurun basın. Bakın gittikçe damarım altı kalınlaşmaya başladı. Gördünüz mü? Şimdi yandan gösterirsek şöyle göstereyim. Yani çok yandan var. gösterirsek bakın ne oldu? Biraz önce pırıl pırıl olan damarım artık büzüşmeye başladı. Büzüş oldu. Ve evet. hücreler bunun içinden ne yapıyor artık geçemiyor. Burada Yollar takılıyor. tıkandı. Yol, yol tıkalıyor. Hmm. İşte bu tarafa geçemeyince burada birikme olunca ne olabilir? Bakın burada bütün hücreler birikmeye başladı. Çok kabaca anlatıyoruz. Hmm. Burada ne oldu? Bakın pıhtı oldu. Burası pıhtıyla Artık tamamen tıkandı. tıkandı. Evet. Dolayısıyla. bunun e, Bu hep yaş ilerledikçe ve biz aynı hataları yapmaya devam ettikçe evet. daha da kötüye giden bir süreç. Daha da kötüye gidiyor. Anlıyorum. Aynen. Yani ben mesela değilim ki tansiyonum. Yükseldi. ya yani yükseldi. Ha tansiyon yükseldi bakın, bakın ne oluyor damarlarda. Gittikçe damarımı daha da hasarlı hale getiriyor ve gittikçe tıkanmaya başlıyor. Bakın şöyle Çünkü oraya olan şey mi artıyor hocam? O damar böyle böyle tansiyonda vuruyor mu? Gittikçe vurdukça bu damarın tıkanıklığı bak şurada elini koy böyle sert bir plak olmaya başladı. Evet. evet. Gördün mü? Evet. Bu işin kötüsü patlarsa hmm. içindeki bu hücreler. Çer çöp diyelim. Neyse. Ne yapıyor? Bu yırtılınca dışarı çıkıyor ve kanla birlikte Karışıyor. seyahat ediyor. Nereye gidiyor? Örneğin Kim? beyne gidiyor. Allah beyne giderse ne oluyor? Felç oluyor. oluyor. Kaç Ay! Gidersen... Allah kahretmesin. <laughs> patlıyor demiştin Bunun ona. olması gerekiyordu zaten bir yerde. <laughs> evet. Bugün bir şey olacak. Bak patladı gördün, i̇şte bak. gördün mü? Damağ Ama patladı. ne oldu işte bak o anda patlayınca ne oldu? Gitti ne oldu? Attı. Ben gidiyordum hocam. buradaki <laughs> patlayınca. <Aman, yok. gülüyor> Sanki iyi bakıyorsun. Hiç beklemiyordum ama böyle bir şey. E, planda yoktu zaten de işte canlı yayında oluyor böyle şeyler. Değil ama mi? istediğimiz şey oldu aslında. Yani burası için istediğimiz <laughs> ama aslında insan istemediğimiz. için istemediğimiz bir şey çünkü bu noktada gerçekten o e, plan patlaması, çatlaması ve içindeki maddelerin kana karışması sizin maalesef felç riskiyle kalp damarı krizi, e, kalp kriziyle e, karşı, karşı karşıya bırakıyor. Demek oluyor. Evet. Böyle bir akışı var evet. yani bunu görmek tabii ki çok çok önemli tabii ki damarlarımızda plak var mı yok mu damarlarımız kalınlaştı mı tıkalı mı değil mi vesaire bunların hepsinin hı hı. E, tetkikleri var değil mi hocam bunlar gayet rahat test edebiliyor biz buradan bir farkındalık yaratmış olalım özellikle de bir aile öykünüz kalp rahatsızlığı olan bir büyüğünüz varsa. Peki bir şey diyeceğim. Buyurun. E, şey yapalım mı? Şu anda mesela bizi izleyenler var, merak ediyor olabilirler. Ben işte acaba damarım tıkalı mı değil mi diye evde kendi kendilerine baksınlar, en azından. Aa olmaz olur mu Hadi hocam, gel o zaman olasın, oraya geçelim. Nasıl bir söz? Gel. Şimdi. Ne, yani yüzde ne kadar geçerli olacak bu? Yüzde yüz sayılabilir. <laughs> Gerçekten mi? Tabii ki. Ya yani şöyle, yani sonuçta bir yerde nabız alman lazım. Nabız almıyorsan hı hı. orası tıkalıdır. Tıkalı Şöyle düşün ki. şimdi diyelim ki kalpten damar çıktı hı hı. aşağı doğru kanı taşıyor hı hı. ve bu aşağıda ben nabız hissediyorum. Eğer burada bir tıkanıklık varsa burada bir nabız alır mıyım alamam. Alamayız tamam. O zaman nerelerde vücudumuzda nabız var İstersen onları işaretleyelim. Nabzı diyelim. nerelerden almamız gerekiyor da peki? Bir el bileği sana versem oraya da yapıştırırsın istersen. Nerede bakıyorduk nabıza? Onu hemen hatırlayalım. Şurası değil mi? Yanlış evet oldu. süpersin harika. Şu. En basit aldığımız yerleri işaretliyorum. Hemen baş parmağınızın tarafında şurada bir oluk hissedeceksiniz el bileğinizde. Üç parmağınızla Dayadık. koyun. 3 Üç parmağınızı koyun <laughs> şefim sizde. Siz de bakın. İç tarafı, iç tarafı, iç tarafı. Evet üç parmakla, üç parmakla koyun bakın orada nabzınızı hissediyor musunuz Elinizi hafif öne inebilir, eğebilirsiniz ki rahat edin diye rahat alın çok, çok geri rahat. atarsanız çünkü ha, hissetmezsiniz Böyle aldım. Başka nerede var Başka baktık Başka nerede var e, Dakikada şu kadar atmalı diye bir şey var mı yani 60 bu arada 60 ile 100 ayada? arası 60 dakikada 60 ile 100 arası atması gerekiyor tamam Nabız sayısı ne kadar düşükse uzun yaşama şansınız o kadar yüksek Tansiyon yani ne kadar düşük? Nabız. nabız tansiyon Tansiyon farklı. Tansiyonda da aynı şey aynı var. Şey, değil Tansiyon 120'nin üzerine çıktıkça felç riski ve kalp hmm. hastalıkları riski artıyor. artıyor. Nabız içinde de aynı şey söz konusu. Hmm. Nabızımız da düşük olacak. Başka Peki, nerede var? Başka? Kolun iç tarafında var. Hı -hı. Şurada. Zaten biz tansiyonu nereden ölçüyoruz? Bakın, Olur. benim ceketimin üzerinden bile ben de, hissediyorum. Ben de. hissediyorum. Tam neresi biliyor musunuz? Dirsek çukurunuzun bedeninize yakın olan tarafı, vücudunuza yakın olan tarafı, dışı değil. İç tarafı. Tamam. Burası var. Bu da var. Vallahi iyiyiz şu an. Başka tabii. neresi var? Hemen. Nasıl gidiyoruz şefim? Çok iyi. Eh, vallahi çok iyi mi? <gülüyor> Siz <gülüyor> tabii kelle o, paça kelle o, paça Az sonra geliyor. Hocamın geliyorum. dediği gibi bizimkisi yavaş atıyor. Demek ki uzun yaşayacağız. Güzel. Spor evet. var mı daha öncesinde? <laughs> var hocam. Tamam. Ey, Sporcuların düşük atar. Senin evet. de muhtemelen düşük. Düşük. Peki. Boyun damarımız. Oraya da belki bir tane yapıştırırız. Şöyle. Buralarda var. Şurada. Hemen boynunuzu hissedin. Bir de bazen, e, şimdi özellikle ekranda bizi izleyenler için söyleyelim. Elinizi böyle çok kuvvetli bastırmayın. Öyle Yavaş yapınca bastırın. anlamıyor zaten. Heh. Yavaş bastırın. Bazen elinin altında sanki akımın, kan akışının gittiğini hissedersin. Böyle füş, füş, füş diye. Mesela bu darlığın bulgusudur. Yok. Yok değil mi? Bayağı gün bir gün bırakıyor yani. Trafik. Süper. <laughs> Öyle bir fışkır fışkırma şeysi yok. Sadece nabız atışı tamam. var peki. Bir or Başka, iki başka nerede var? Kasık bölgesinde var. Bir de kasık var. bölgesinde. Onları buraya yapıştıralım eteğin üzerine. Başka nerede var? Bacaklarımızda. Bu biraz zordur ama dizin arkasında var. Tabii orayı Döndürebilecek miyim bakayım döner Dizi mi? Canım. Bozmayayım? Bildiğimiz dizin arkası zaten başka bir yer değil. Şurası. Evet, yani. evet. Oralara da bakıyoruz, yokluyoruz damar atıyor mu? Şimdi Nabı bir de en önemli neresi? Hı. Ayak, ayak üzerinde var. Evet. Ve hemen ayak bileğinin iç tarafında var. Soru sorayım mı sana? Bana soru Hadi. tabii. En sevdiğim şey hocam. Sor. <laughs> Mesela şimdi baktın Kasıkta nabız var. Evet. Burada yok. Burada yok. Evet. Tıkanıklık var mıdır sence? <laughs> vardır. Aşağı, aşağı, gitmiyor, aşağı gitmiyor. Aşağı gitmiyordu. Vardır. git. O zaman nerededir tıkanıklık? Aşağıdadır herhalde. Muhtemelen hocam. burada. Evet. Değil mi? Ama diyelim ki burada var. Burada da nabız aldık. Hı hı. Ayakta almadık. Hı. O zaman neresi tıkalı? O zaman da dizin altı tıkalı. Gördüğün gibi aslında. Hayır mantık çok iyi de bana o kadar zor bir soru soruyormuş gibi ki <laughs> detaylı düşünmeye başladım. Bir şekilde tıkanılacağım. Bazen olacağım. en basit sorular en zorudur. Evet ben de öyle bekliyorum. Evet doğru tamam. Ama sonuçta her noktadan alabiliyor olmamız önemli. Bunu niçin söylüyorum biliyor musun? Damar tıkanıklığının tanısı muayene ile konur. Zaten öyle. Yani oldu. hani evet. dopplere, ultrasona, Hı -hı. efendim tomografiye vesaireye gerek yok Hı -hı. özellikle bacaklar için. Biz muayene ile zaten bir bacak damarı tıkalı mı değil mi anlarız. Dolayısıyla siz de evde evet, bunu rahatlıkla evde, anlayabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi hocam devam edeceğiz ama mutfağa doğru yavaş yavaş Hadi yürüyelim. Yedelim. Çünkü tamam. internette en çok aranan kelle paça olmuş demiştim ben e, hatırlayacaksınız programın başında. Son günlerde pik yapan virüsler sonrası virüse var yiyecekler internette en çok arananlar arasına girdi. Kullanıcılar arasında virüsleri yendiğine en çok inanılan besinse Kelle paça. Profesör Doktor Canan Ankara hatırlayacaksınız. Covid-19 salgının başında koronavirüsü önlemek için sabah akşam kelle paça için açıklamasını yapmıştı. Bu noktada hemen mutfağımızda e, tam mevsimi, değil mi? Artık yani kışın Kesinlikle. daha sıklıkla yaptığımız için kelle paça nasıl yapılır? Nasıl kaynatılır? Hepsinin bütün sırlarını öğrenelim. Buyurunuz efendim. Evet. Burada dana paçamız var. Şurada dana, bu evet. dana paçamız. Bu dana paça full kolajen dedikleri Not şey full o. Kolajen bak. Ay. Baba baba Aynen <gülüyor> of, öyle. <laughs> of, of, of of. Vallahi bile şuna bakar mısınız? Peki bu? Bu evet. Bu, bu da, da bu da dana baş etimiz. Evet. Kelle, dana kelle dediğimiz aslında. Kellesi paçası. Evet. Evet, kellesi paçası. Evet. Yani şöyle e, izleyicilerimizin yapacağı tek şey bir e, kasaba gidip ya da bir sakatatçıya gidip e, baş eti isteyecek güzel bir baş eti. Hı hı. Bir tane de dana paça alacak. Tamam. Eve götürecek. Götürdüğüm evime geldim ha. şimdi. Ne yapıyorum? Götürdüğünüz eve kelleyi bir tüt yiyecek güzelce. Yani hı. o bunda içine işlemiş kıllar oluyor genelde. Hani böyle kılı tüyü Takıntısı olanlar için söylüyorum. <laughs> Direkt müşteri kaybetti. <kaybedeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> ya daha baştan kıltıyı tüy, tüy, tüy giremezsin. Öyle. Ama onu sonuçta kasabımıza tütsür etmeyecek miyiz? Değil. O sana şimdi şöyle. O e, kesime bağlı. Şimdi iyi kesimciler var, kötü kesimciler var. <laughs> o e, baş etini yüzerken her tarafına bulaştıran kasaplar vardır. Ve içine işler. İyi kasaptan Ortallı. alıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> onu ama yine de güzelliği kıyıp tütsüyecekler. Güzel bir şeyle. Yani e, hiçbir şey Şöyle yoksa ocaktas. güzel ocak, ocakta güzelce ocakta tütsükten sonra güzelliği kıyıp tenceresine koyacak bunu. Tamam. Dana paça zaten genelde e, temizlenmiştir ama onu da aynı şekilde tütsüyecek tamam. ve onu da e, ayrı bir tencereye koyacak. Peki. En az 3.5 saat kaynatacak. En az 3.5 saat evet. kaynatılacak. Kaynatacak sonra bunu bu şekilde doğrayacak dolabına atacak. İsterse difrize atsın. Hı hı. İkisi de aynı. 3 ay, 5 ay difrizde kalsın bir şey olmaz. Hı hı. Basit. Sonrası e, şöyle ama onu kaynadıktan sonra bunun suyunu süzecek. Hı dolduracak. Ve soğutup dolaba koyacak. Evet. Her yaptığında kullanacak. Tamam. Bizde olduğu gibi bu. Şu. Mesela evet, şu. Bunun suyu ve kemik suyuyla karışık. Bunun suyunu bir kaynattıktan sonra ikinci kaynamada suyunu şey yapacak Bilgiyle ayıracak. Bir değil, ikinci kaynamaya i̇kinci ayıracağız. Kayna tamam. A Aynen öyle. Çünkü çok şey olur. Ee, hem tadı çok ağır olur, hem kokusu çok ağır olur. Onu iç içemez diye söylüyorum ben. Hı -hı. Birazını ayırır, diğer kemik suyuyla karıştırır. Şimdi şöyle yapalım. Bir kelle paça yapalım. 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 O sırada da hocamız bize faydalarını da anlatsın. Tabii tabii. Ee, bilgi ekranımız var, o da ekranlara gelsin. Az sonra Şu. Çetin Çetin Taş hocamız da buraya gelsin. Şimdi bir, bize biz, ne anlatacak? Biz neden? iki bir bir terbiyeli terbiyeli yapacağız. İki terbiyeli yapacağız. Terbiyeli çünkü içimi biraz daha şeydir. Evet. E, kokusunu alır. Tadı biraz daha yumuşak olur. Öbürü biraz Ama, daha keskin evet, oluyor. Arzu edenler ter, terbiyesiz, terbiyesiz de, de içebilirler yapabilir. yani. Peki. Evet. Hocam kelepaça çorbasının faydaları ekrana geldi. Evet. Ee, son dönemlerde son dönemlerde mi? Son Hı -hı. bir beş senedir falan doğru. çok. Gittikçe evet, daha fazla daha tercih da fa ediliyor. Neden peki? Siz mesela bir kalp damar <laughs> e, hastalıkları uzmanı olarak e, ne kadar tavsiye ediyorsunuz? Bir kere her şeyde şu var Çağla. Azı karar çoğu zarar. Evet doğru. Yani Bunun bu için çok geçerli. Sonuç itibariyle burada ne kadar olsa özellikle bir e, hastalık durumu söz konusuysa Hı -hı. E, aşırı yağlı yiyecekler biliyorsun hastalığı Hı -hı. biraz daha ilerletebilir. Ama tabii ki bu tür çorbalar sağlıklı çorbalar. Evet, evet. Ee, özellikle hani içinde kolajen var. Kolajenin bir desteği var orada bize. Ee, biraz da bir kolajenin ağırlığı yüksektir. Yani yediğin kolajenin hepsini ememiyor vücut maalesef. Hmm. Bir kısmını kaybediyorsun yediklerinle Ama sonuçta bu çorbalar bir kere kemik sağlığı açısından önemli. Diş evet. sağlığı açısından önemli. Em sağlığı açısından önemli ki Yok. biliyorsun diyorum. Yani biz bugün uzun yaşamdan bahsettik ama uzun yaşamda en önemli şey ne olacak biliyor musun? Hangi sistemleri korumak? Bir, kas kemik en iki önemlisi, beyin tabi kafayı yani, koruyacağız evet evet yani uzun yaşayacaksın evet. ama Alzheimer olacaksın bunarsan bunun bir esprisi yok veya Hı -hı. düşüp kalçanı kıracaksan evet. e, o zaman ne olacak yani kalp niye miyecsen niye şey dolayısıyla yapayım. hakikaten bu açıdan bence bu çorbaların etkisi var tamam. ama dediğim gibi e, biraz haftada da bir haftada iki. bir evet haftada bir bence Belki. iyi zaten hani haftada iki yemezsin herhalde. Yenir Hocam, mi bilmiyorum. Hocam haftada ikiye çıkarsak iyi olur. <laughs> evet, <yani çıkarla gülüyor> Başka çorbaların yani. da var senin <laughs> yani, canım yani. <laughs> Sadece var belli ya. paçağın yok. İşletmeci, işletmeci olarak haftada <laughs> iki yapalım. Çorba olsun. çok sağlıklı. Hatta biliyorsun hep uzun yaşayan <laughs> insanların da çorba tüketimi yüksektir yani onu da söyleyelim. Doğru. Çünkü e, özellikle e, sebze çorbaları evet. çok Eee yani, e, sağlıklıdır. E, sıvıyı da alıyorsun bir yandan, öte yandan e, o biyo kimyasal maddeleri de alıyorsun. Kesinlikle İçimiz de, devam en, içimizde en uzun yaşayacak olan belli. Evet. Allah uzun ömür versin. Kim ben, ben mi? Tam ben. Ben niye uzun <laughs> evet. yaşıyorum? Hayır, bizden daha çok spor yapıyorsunuz. E spor yapmazsan ne diyor Az önce <laughs> onu dedi hocam. Hani spor yapanlar uzun yaşar. Hani, evet, evet. O sebepten içimizde şu anda en şanslısı İnşallah. Çağla Hanım öyle e, diyelim. Bizden geldiği kadar diyelim. Kesinlikle. Şimdi limonlar, sarımsaklar çorbamızın içine e, giriyor. Ekranların evet. başında <laughs> izleyicilerimiz de görüyor. Kelepaça Paça çorbamız hazırlanırken önemli bir haberimiz daha var. Çay severler ekran başına çünkü yemek borusu kanserinde sıcak çayın rolü ortaya çıkmış. Hocamı hemen şuraya doğru <laughs> almak istiyorum. Erzurum Van Ağrı Muş Bitlis Bayburt ve Erzincan'da yapılan kapsamlı bir araştırma sonucuna göre. Yemek borusu kanseriyle sıcak çay tüketimi arasındaki şaşırtıcı bağlantı ortaya konmuş. Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Profesör Doktor Atilla Eroğlu sıcak çay sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep olabiliyor. 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini arttırdığı bilimsel veri olarak tespit ettik şeklinde konuştu. Ee, biz şimdi burada biraz soğuttuk. E şimdi oturup oldu. zaten her çayı e, termometreyle ölçecek değiliz hocam. Ancak diyorlar ya ağzımızı yakan şey midemizi de yakar. Oradan <laughs> geçen geçtiği <laughs> her yeri de yakar. O yüzden de ılık. Siz sizin fikrinizde bu konuyla Yok, ilgili. Yok kesinlikle. Bu zaten aslında bizim kitaplarımızda da var olan bir şeydir. Hani bütün sıcak içecekler özefagus kanseri yani yemek borusu kanseri riskini arttırıyor, arttırıyor. aslına bakarsan. Evet doğru. Eee dolayısıyla sıcak çorba sıcak, da, sıcak değil mi? çorba Karnı da aynı. Yani. yani bu ama özellikle hani o bölgede çok tüketildiği için evet. ve bildiğim kadarıyla gerçekten insanlar orada da böyle Lıkır lıkır sıcak içmeyi seviyorlar. Evet evet. Hani biraz o şekeri kırıp ağzına atıp ve hop hemen yutmaya çalışıyor. İçlamayla. Bu kıtlamayla Gerçekten bu e, riskli bir davranış. Bunu çok güzel arkadaşlarım evet. göstermiş zaten bilim evet. insanlarımız. E, tebrik ederiz onları. Değil mi? Evet bu kesinlikle ona dikkat edin. Için... Yani çok sıcak içmek gerçekten Aynen. kanser riskini arttırıyor. Peki. Profesör Doktor Murat Aksoy hocamız bizlerle beraber bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. ağzınıza sağlık hocam uğurlarken bakın kim geliyor stresle başa çıkmak için hangi nefes egzersizlerini yapmalısınız? Menopoz dönemini kolaylaştıracak yoga egzersizleri neler? Regle ağrılarını nasıl hafifletebilirsiniz? Yoga eğitmeni Çetin Çetintaş az sonra Çağla'yla yeni bir gün stüdyosunda. Yoga eğitmeni Çetin, Çetin Taş hocamız tekrar bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> ben gelemiyorum. Siz geliyorsunuz. Evet. <laughs> çok mutlu oluyorum. Çok yakın zamanda bir iki hafta sayıyoruz. Açıyı çok az kapatalım kaldı. diye geldim. Evet çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ekranları başındaki izleyicilerimiz içerisinde de hep bize gelen sorulardan bir tanesi çok stresiz ve biz stresle nasıl baş edeceğiz? Öncelikle neden bu kadar stresliyiz? Hocamızın gözlemlerini hemen sormak istiyorum. Sonra stresle stresli olduğumuz anlarla başa çıkabilmemiz için yapabileceğimiz egzersizler. Bu dönemlerde çok çok kıymetli. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek nefes çalışması yapacağız. Regle ağrısı için ve yine aynı zamanda uykusuzluk için de egzersiz ve nefes önerilerini arka arkaya hocamız sizler için sıralıyor olacak. Hocam. Bugün aslında çalışacağımız her şey birbiriyle iç içe. O yüzden çok güzel bir aslında içeriğimiz var. Çünkü evet. stres bunların hepsiyle bağlantılı. Hı hı. Stres oluşması bir sıkıntı değil aslında. Bizim bunu yönetemiyor olmamız sıkıntı. Yani hiç stres oluşmasa da bu bir sorun. Hı hı. O yüzden bu stresi kontrollü hale dönüştürmek bizim için önemli. Burada da işte yoga ve meditasyon çalışmaları devreye giriyor. Evet. Bedenimizi yönetmek, nefesimizi yönetmek, zihnimizi yönetmek. Zaten aslında yoga pozların içerisinde birçok izleyen kişi diyor ya işte ben bu hareketi yapsam şöyle olurum böyle olurum hmm. panik oluyor hmm. hareketi görürken. Hmm. Aslında o hareketleri yaparken ilk yaptığımızda bizler de aynı şeyi hissediyoruz. Bir yerime bir şey olacak işte düşeceğim bu korkular ortaya çıkıyor bir stres ortaya çıkıyor. O o stres ortaya çıkıyor. Hmm. Ve biz aslında o hareketlerin içerisinde stresi yönetmeyi öğreniyoruz. Hmm. Çünkü o hareketlerin içinde stresi görüyoruz korkularımızı görüyoruz, diğer duyguları görüyoruz ve onlarla baş etmenin yolunu buluyoruz. O yüzden duruşların en büyük avantajı zaten bu stres yönetimi için bize o stresli alanı oluşturmak ilk başta. Hmm. Sonrasında o bile konforlu hale geldiği evet. zaman hayatta yaşamda yaşadığımız streslere karşı da o sakinliği koruyabiliyoruz evet. gibi bir sonra şey sonra oluyor. Sonra şöyle oluyor zaten. He? Yoga Bir süre yoga pratiği yaptıktan sonra diyorsunuz ki örneğin hmm. eskiden işte Çağla'ya çok sinirleniyordum, tahammül edemiyordum. Çağla çok değişti artık onu çok seviyorum. Aslında Çağla değişmedi. Hmm. Evet, Kişinin Onunla olan ilişkisi değişti çünkü artık oradaki stresi yönetebiliyor. Orada kendine ve karşısındaki kişiye saygı duymayı öğreniyor. ve Dolayısıyla aslında Çağla'yı eskiye göre daha çok seviyor ve daha kolay sevgisini ortaya koyuyor. Evet, değişim tamamen kendimizle evet. alakalı oluyor. Şimdi hocam isterseniz e, Simge, simge, evet. çok simge hocayı da alalım. Simge hocam <laughs> nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Biz istiyoruz ki hızlıca e, vaktimiz e, var evet. olurken hemen çok seferber şunu anlatıp de gösterelim. <laughs> <laughs> Şimdi Buyurun. bu ilk çalışacağımız şey aslında menopoz dönemi için de müthiş bir çalışma. Güzel. E çünkü menopoz döneminde de stres yönetimi çok önemli. Hmm. E yine aslında uyku problemi menopoz döneminde de ortaya çıkabilen bir şey. Bu yüzden doktorlar yoga önerdiği zaman menopozda özellikle zaten denge sağlamak, esneklik kazanmak evet, evet. ve uyku problemlerini, stresi ortadan kaldıracak Ağlamak. yogaları uygulatıyoruz. Hmm. Şimdiki yapacağımız çalışma hem menopoz dönemindeki kişilerin bu süreçlerini çok daha kaliteli geçirmek için uygulayabilecekleri Harika. bir şey. Menopoz Türkiye'de Belki dünyada da öyledir ama Türkiye'de biraz korkulan bir şey. Evet. Ama aslında birçok doktorumuzun da söylediği gibi bu süreci yönetmek önemli olan. Dolayısıyla stresi yönetebildiğimiz zaman bu süreci evet. de yönetebiliyoruz. Şimdiki yapacağımız çalışma evet. dediğim gibi hem stresle baş etmemiz için çok güzel bir hem fiziksel kısa bir çalışma yaptıracağım. Hem nefes çalışması. Ve herkesin bunun... yapabileceği bir şey olacak evet, bu arada. Evet herkesin yani yapabileceği bir şey. Şimdi kafamızın üzerine hemen kalkacak mız diye hiç panik Değil. yapmayın. Günlük hayatımızda yapabileceğimiz basit egzersizler ve nefesler evet. geliyor. Dediğim gibi hem menopoz dönemi hem de stres yönetimi için uygulayabileceğimiz Aynen. müthiş bir çalışma. Buyur. Şimdi önce tutarak göstereceğim. Yaşı ileri olan ve denge dur dengede durmakta zorlananlar bir yere tutunabilirler. Tamam. Padangusta sana yapacağız. Bir elimizde bir sandalyeye tutunabiliriz, duvara tutunabiliriz. Diğer elimizde de dizimizi karnımıza çektik önce ve Dur Önce dengede de. durmaya çalışıyoruz. Şimdi Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda denge duruşlarının stresle baş etmek için çok büyük bir alan yarattığını bilimsel olarak da veriledi artık. E, dizimizi karnımıza çekip dengede durduktan sonra kendinizi iyi hissediyorsanız elinizle ayağınızı tuttunuz ve karşıya doğru uzatmaya başlıyorsunuz. Şimdi bizim yanımızda bir kemer var. Sizin evde kemeriniz olmayabilir. Kemer yerine... Evde bir tişört kullanabilirsiniz. Ya karşı ya da işte ayağımız uzamazsa? Karşı ayağımız uzamazsa kemer yardımıyla ayağımıza bağladık ya da tişörtle ve onu tutuyoruz. Müthişsin. <laughs> uzamazsa diyeyim. Bir evin olamadım da yanındayız <laughs> ya. Zorlanıyorsak dizimizi bükebiliriz biraz. Şimdi burada dengeyi artırmak için ayağı yana açacağız nefesimizi alırken burnumuzdan. Yana doğru getirebildiğimiz kadar ve nefesimizi verirken yeniden karşıya doğru uzatacağız. Bunu yaparken önemli olan şey başımız yukarıya uzuyor, sol kalçamız dışarıya çıkmıyor. Aldım nefes açtım yana, sol kalçayı çok dışarıya çıkartmadım ve verdim nefes uzattım karşıya. Bunu 10 kez tekrar edebilirsiniz. İki taraf içinde ve kendinize iyi hissettiğinizde tutmak yerine bir yeri boşlukta yapabilirsiniz. Nasıl boşlukta? Yani eli, sol eli havada kalacak. Orayı tutmak yerine. Yani tutmak yerine boşlukta evet. yapabiliriz. Böylelikle dengeyi daha da arttırabilir. <laughs> Ama eğer dengeniz Öyle. şu an için zorsa belli bir yaştan sonra denge kaybımız başlıyor çünkü. Hı hı. Dengemiz zorsa o zaman mutlaka önce bir yerden tutunup buna bir kendimizi alıştıralım. Şu parmağı mı geçiriyorduk? Yok yok ayağın altına. Ayağın altına geçiyor. Hocam evet. bunu özellikle sormuş şey menopoz için mi dedi evet. arkadaşımız? Hı hı. Evet evet. Evet bu hem menopozda hem de stres yönetimi için. Menopoz döneminde dengenin oluşması çok önemli çünkü. Çok güzel ve yana doğru açtık. Süpersin ve nefes verirken tekrar karşıya. Bravo. Biraz titriyorum çok ama iyi. ilk kez yapıyorum. İlk yani. kez yaptığın için çok normal. Ekran karşısında da Zı ilk kez bir yapanlar... Zıgrında bir yandan da horon tepiyorum. <laughs> Ekran karşısında da yapanlar ilk kez yaptıklarında titriyecekler çok normal. Küçük kas ağrılarınız olabilir çok normal. Çünkü denge duruşu ve birçok kasınız çalışıyor. Bunlar çok normal. O tamam. Yaptıkça vücudumuz alışacak. İlla bacağı buraya kadar götürmek mi hocam? Hiç değil. Çünkü diyelim ki kaldıramadık ayağı evet. oraya kadar ve tabii esnek değiliz sonuçta. <laughs> ve ayağımızı buradan başlamamız olabiliyor mu hocam? bizi büküp ha, burada da tutabiliriz. Şu şekilde. Evet, yani kasık böyle kalsın istiyorsunuz evet. özellikle ha. Yani bu mümkün şekilde. olduğunca evet kasığımıza kadar dizi kaldırmaya çalışalım. Ama diziniz ne kadar gerilebiliyorsa o kadar. Bu Orada kadar. sizin vücudunuzun daha esnekliğini daha takip etmeniz önemli. Tamam. Şimdi bu birinci stres için ve dediğim gibi menopoz için çok önemli bir çalışma. Burada bir stres yönetimi yaşıyoruz. Çünkü az önce titremen de aslında bir stres. Tabii Vücudun gerilir, dengeyi evet. bulmak için bir baş etmeye çalışıyor durumda. Dolayısıyla biz bunu yaptıkça aslında baş etmeyi öğreniyoruz. Hmm. denge Dengeyi bulmayı, merkezimizi bulmayı öğreniyoruz. Hmm. İkinci çalışma için oturabiliriz. Şimdi bu da yine hem stres... Hem menopoz hem de uyku için çok önemli bir çalışma. Zaten dediğim gibi stres uykunun da en büyük düşmanlarından bir tanesi. Yönetilemediği zamanda. Şimdi burada biraz yan dönelim bana doğru. Topuklarımızı kelebeğe getireceğiz. Uzun bir kelebek yapıyoruz. Bu duruşun da kelebek. Topuklar bir arada. Diz yanlara doğru. Mümkün olduğunca yattı sizin diziniz. Çok havada kalmış olabilir ekranlarımızdaki kişilerin. Ve o noktada hiç problem değil. Ne kadar açılabiliyorsa. Burada bir nefes çalışması yapacağız. Kolları yukarıya uzattım büyük bir nefes aldım burnumdan. Ve nefesi verirken 8'e kadar sayarak yavaşça öne doğru uzamaya başlıyorum. Burada uzayışınızı ileriye doğru ayaklara doğru uzarken çok yavaş gitmeye çalışıyoruz. Hiç acelemiz yok. Yapmaya çalıştığımız şey 8 saniyede ellerimiz yere gidebiliyorsa yere gidene kadar katlanmak. Ve yeniden büyük bir nefeste yükseliyoruz. Nefesin alış süresi önemli değil. Ne kadar sürede alabiliyorsanız 4 saniye olur, 3 saniye olur. Çünkü bizim için stresin gittiği yer nefesi verdiğimiz yer. Ve tekrar nefesi verirken 8 saniye içimden sayarak uzuyorum. Burada sırtı mümkün olduğunca dik tutmaya çalışın. Kürek kemiklerini hafifçe birbirine yaklaştırın. Dizlerin iki yana açılmasına izin verin. Ve öne doğru mümkün olduğunca uzayın. Bunu da 12 kez minimum yapabilirsiniz. Sayıyı artırabilirsiniz kendinizi iyi hissettikçe. Hem menopoz sürecindeki stresinizi yönetmenize katkı sağlayacak. Hem uyku problemlerinize katkı sağlayacak. Bir de çok kısa bir şeyden daha bahsedeyim. Regle ağrıları. Evet. E, bu regle ağrıları ile ilgili daha önce de çalışmıştık. Regle ağrılarında özellikle Türkiye'de çok farkındalığı henüz oluşmamış çikolata kisti gibi bir problem var. Doğru. E, doçent Doktor Bahar Yüksel ile bununla ilgili çalışmalarımız var. Kendisi bir dernek kurdu. Endometomorsis <laughs> Derneği. Ben de orada üyeyim. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, burada Birçok gencimiz aslında çok ciddi regli ağrıları çekiyor ama çikolata kisti olduğunun farkında değil. İlla. Ve bu kist maalesef bağışıklık sistemimizi düşürüyor. Maalesef diğer organlarımıza zarar veriyor. Aslında bu çekilen ağrılar böyle çok yatak döşek yatılacak ağrılar çok normal değil. Bu noktada doktora görünmelerinde fayda var. Evet. Bir çikolata evet. kisti olabilir ve ona onun içinde şimdi yine hem regli ağrısı için hem de uykuya çok iyi gelecek bir esneme hareketi göstereceğim. Çünkü karnımızı ne kadar esnetirsek regli ağrılarınızı o kadar azaltırsınız. O süreç o kadar kolay geçer. Aynı zamanda bu uykuya geçiş içinde vücudumuzdaki en çok stres biriken bölgelerden bir tanesi karın. Evet. O yüzden mide rahatsızlıkları yaşarız ya evet. karnımızda. Bir de Ağrırken orayı rahatlatma fikri bize çok zor gelir, evet. değil mi? Şu an mesela, okey ben bunu ağrı çektiğim zaman yapacağım dersin. Evet. Ama gerçekten ağrı çektiğinde orayı rahatlatabilmek gerçekten zor, evet. değil mi hocam? Zor. Çünkü o Ama sırada insan yaptıkça daha kötü olacak Daha kötü olacağını düşünüyor. Şimdi göstereceğim Hali, hareket. Evet, şimdi göstereceğim hareket balık duruşu, karnımızı rahatlatacak bir duruş. Bacakları yattıktan sonra bağdaş yapacağız. Önce bacaklarımız hı hı. önde olsun. Ellerimizi kalçamızın altına koyuyoruz. Hocam Dirsekleri, biraz çekilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Dirsekleri birbirine yaklaştırıyoruz. Mat, mata ama. <laughs> ve sırtı yukarıya doğru iterek başın tepesini yere koyuyoruz. Şimdi burada başın tepesi yere değmeyen biri olabilir. Yastık gibi bir şeyimiz varsa başımızın altına o yastığı koyabiliriz. Böylelikle başınız boşta kalmayabilir. Burada önemli olan dirsekleriniz birbirine yakın. Kürek kemiklerini birbirine doğru itiyorsunuz ve göğüs kafesini yukarıya kaldırdık. Nefesi karnıma dolduruyorum. Mümkün olduğunca bakın karın alanı nasıl uzuyor, karnınızın her nefeste şişmesini, o alanın esnemesini ve böylelikle her nefes verişinde karın kaslarınızın rahatlamasını hissedebilirsiniz. Bunu da 3 nefesle başlayabilirsiniz. 3 nefes yaklaşık 40 saniye gibi düşünün ve ondan sonra 3 dakikaya kadar bu duruşu çıkartabilirsiniz. Tabi boynunuzun çok zorlanıyorsa, çok zorlandığı yerde bir dinlenip hareketi yeniden yapabilirsiniz. İlk kez yaptığınızda boynunuzda zorlanmalar olabilir. ...çıkabiliriz pozdan. Çok keyifli bir poz olduğu için. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Ay bütün yüzüme kan da gitti evet. ya. Acayip rahatladım ya. Bu nedir böyle? Bu arada çok güzel bir noktaya temas ettin. Ee, bu hareket yüzüme aynı zamanda... ...aslında cilt gittim. sağlığımız için de çok güzel bir hareket. Çünkü boynu esnetirken yüzümüzün de... E, ...havalanmasını sağlıyor. O yüzden cilt sağlığı için de çok etkili bir hareket yine. Ben kalayım, siz devam edin. <laughs> acayip güzeldi. Çok iyi geldi. Şimdi yine aynı başlıktan gidersek hem stres... Sen. Hem şu anda yapacağımız şey e, regl ağrıları için de yine iyi gelecek bir çalışma olacak Hı. iç içe. Çünkü dediğim gibi stres bunların hepsiyle çok iç içe. Ve aynı zamanda bu nefes çalışmasını ben e, günde dört kez yapmalarını öneriyorum. Ki stresi yönetmek için sürekli kendilerini hatırlatmaları için. Saat kurabiliriz. Mesela hmm. sabah saat 9'u 10 geçeye saat kurarız. Yaptın. Öğlen 12'ye kurarız. Hı. Sonra saat 4'ü 5 geçeye kurarız. Her çaldığında saat... Bu çalışmayı en az 3 dakika uygularsak hmm. o zaman vücudumuzdaki stresi bütün gün yönetme fikrine alışmış oluruz. Bu şey gibi vücudumuzda stres ortaya çıktığında zihnimiz hemen diyecek ki bize sen nefes almayı biliyorsun. ...ve nefes almayı hatırla. Hmm. Ve biz o Deyip, stresi yönetmeyi Bu aynı zamanda regle ağrısına iyi gelmesinin sebebi... ...şimdi karnımızı yoğun çalıştıracağız. Hı hı. Ve do bu çalışma... ...yogada en bağışıklığı güçlendiren... ...nefes çalışması. Sözmesi. Basçika bu nefesin adı. Hmm. Kollarla birlikte yapacağız. Nefesi evet. alırken kolları yukarıya uzatıyorum. Öldürücü. Ve göğüs kafesini yukarıya çekiyorum. Sanki bir körükmüş gibi. Nefesi verirken dirseklerle... Kaburgalarıma doğru küçük bir vuruş yapıp karnımı içeriye çekip kaburgalarla sıkıştırıyorum. Aldığım nefeste kollar yukarıya, karnı şişirdim, göğsü kaldırdım. Nefesi verirken kapattım dirsekleri ve öne doğru katlanıyorum. Bunu biraz hızlı yapacağız. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Son kez. Al, Ver. Bu bir anda insan ateşini de yükseltiyor. Bak. Zencefil yemiş gibi hissediyoruz. Evet, o yüzden <laughs> bağışıklığı çok ciddi destekleyen bir çalışma. Sadece hamileyseniz bu çalışmayı sakın uygulamayın. Yüksek tansiyonunuz varsa da bir seferde 10 taneden fazla yapmayın. 10 tane yapın, dinlenin sonra tekrar 10 tane yapın. Hı hı. Ama herhangi bir sağlık probleminiz yoksa 3 dakikaya kadar bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. Çıkartabiliyoruz ve evet. her gün yapmamız düzenli olarak. Bunun yeme her gün gerekiyor. yapılması çok Mesela önemli. Mesela sabah daha enerjik olmak için de yapabilir evet. miyiz? Tabii tabii. Yani bunu ben şöyle öneriyorum. Çok önemli bir işiniz var ve bir görüşmeye gireceksiniz. Öncesinde bu çalışmayı yapmak insan özgüvenini de artırıyor. Çünkü stres gittiği an kendine yeniden güvenmeye başlıyorsun. başlıyorsun. Duruşun evet. dikleşmeye başlıyor. Çünkü hmm. sürekli göğsü hareket ettirmeyi, sırt kaslarını hatırlıyorsun, hmm. karın kaslarını hatırlıyorsun. Hmm. O yüzden onun için de müthiş bir çalışma. Çetin Çetintaş ve Simgi Hocam. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman <laughs> bir alkış. Harikaydı. Her zaman olduğu gibi. İyi ki geldiniz. Teşekkür ki ediyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Izleriz. Simgi Hocam. çok Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun hocam. Siz de lütfen herkese selam söyleyin. <laughs> Tabii ben ki. hemen şimdi hocamı uğurlarken diğer konuğumu da davet etmek istiyorum. Dermatolog Profesör Doktor Başak kandi hocamız geliyor. Ayakkabı da giyebilirim bir ara. Çok güzel <laughs> <laughs> nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Çok güzelsiniz. Vallahi çok teşekkür ederim. Açıldı ha, yine. ne güzel Renginizin çok teşekkür ederim. enerjisinden. Buradan Şimdi biraz korkuyorum. Geçen. Siz yavaş yavaş otururken ben evet. hemen konu başlığımızı izleyenlerimizle paylaşayım. Cilt sağlığı konuşuyoruz. Ve cilt sağlığımızın, cildimizin böyle iyi hissetmediğimiz günlerde hep böyle başımızın belası bir yerde bir leke vardır, bir bir şey vardır. O lekelerden ve hiçbir zaman kurtulamayacağımızı düşünürüz. Ama ilk olarak şu başa dönelim. Cilt lekeleri neden oluşuyor? Başak Hocamız'a onu soralım. Ee, çok zor bir konuyu anlatmaya geldim aslında gerçekten Hı -hı. problem. Hı -hı. Ee, bir kere cilt lekelerinde bir yatkınlık diye bir şey var bunu bilmek lazım. Evet. Ee, genellikle e, koyu tanelerde leke oluşumu çok daha fazla. Bir kere koyu tane olmak maalesef bir dezavantaj. dezavantaj. Normalde cilt rengini birden beşe kadar sınıflandırıyoruz. Yani en açık renge bir dersek bir iki üç dört beş. Türk insanı genellikle iki üç tipte. cilt ne kadar koyulaşırsa lekeye yatkınlık o kadar artıyor. Anladım. Beyaz siz 3'e yakınsınız. 2 ile 3 arası buğday gibi düşünebilirsiniz. 4'e <laughs> Yok yok 4'e <dörde gülüyor> kız <Kırmıyor>, değil mi? <laughs> yok hayır. Evet. Ama ee, lekeye yakın bir cildim var benim de bu şöyle, arada. Şöyle koyu ten lekeye yakın bir bu. Ee, belki buna genetik diyelim. Bu bir genetik yatkınlık. Koyu tenliler. Ee, lekeye müsaitlik diye bir şey var. Yani gerçekten e, bazı e, durumlarda lekeye daha yatkın oluyor. Bu yaradılış yani. Belki bir annenize bakabilirsiniz onun cildinin ne kadar lekelendiğini. Hı hı. Bir diğeri güneş o kadar önemli ki. O kadar önemli. Güneş eşittir leke. leke Beyaz de de yapar. Eğer çok etmez. güzel korunmuyorsa yapar. Bir de doğumda oluşan lekeler var. Orada da herkes de olmuyor. Gene hormonal değişikliğin yoğun olduğu durumlarda. Doğum sonrası lekeler olabiliyor. Ee, yaşla beraber kümülatif güneş hasarı. Mesela şöyle hastam geliyor ve yüzünde lekeleri var, güneş lekeleri var. Ben diyorum ki güneş koruyucu kullanmadınız mı? Hayır çok kullandım. Ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Üç yıldır mesela yaş 60 diyelim. Hı hı. Yani üç yıldır güneş koruyucu kullanmak bir şey ifade etmiyor. Olan etmiyorum. oldu ben... ama tabii ki neresinden dönersek ya. Tabii. Ama bilelim ki çok erken. Diyorum ki peki 20 ile 30'lu yaşlarınız nasıl geçti? Nasıl geçti? Aa, hep güneş altında geçti. Kimi anlatıyorsunuz acaba? <laughs> çok tanıdık. İşte o saatlerce kümülatif yattım, birikmiş saatlerce. leke, birikmiş olan o kümülatif güneş hasarı... 40'lı yaşlardan sonra size yavaş 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 gelecek. Yani o gençlik dönemindeki uzun güneşlenmeler ileri yaşlarda size leke olarak gelecek cilt altında birikecek ve zamanla cildiniz inceldikçe, yaş ilerledikçe o lekeleri göreceksiniz. Aynı şey eller için de geçerli. Evet. Bize o bu yüzden... kadar çok detaylı anlatılmadı yalnız. Bizim bir suçumuz yoktu yani o dönemlerde. Şimdiki gençler kıymetini bilsinler. E, çok değil haklısınız çünkü benim de e, üniversite öncesinde bir güneşlenme mesela Mersin'e giderdik. Orada böyle damda güneşlenirdik yani yazlıkta öyle bir dönemim var. Allah'tan kısa bir dönem sonra bilinçlenmişim ama e, herkesin böyle bir dönemi var. İşte o gençlikteki güneşlenmeler 40'tan sonra hop 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 leke olarak gelecek. Peki. Ee, o zaman tedavisini konuşacağız şimdi. Diyelim ki o zaman güneşlendik ve artık yavaş yavaş cildimiz incelmeye başladı ve lekeler gün yüzüne çıktı. Peki o kadar geçmişe dayanan derin lekeler ya da dönemsel veya hormonal olarak çıkan lekelerle ilgili günümüz tedavisini neler yapabilir? Şimdi şu önemli. Genetik bir yatkınlığınız varsa, doğumdan sonra çıkan bir lekeniz varsa, lekeye karşı bir müsaitliğiniz varsa, yani kastettiğim yama yama lekeler. Bu lekeleri bir tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi düşünebilirsiniz. Sizin lekeye bir yatkınlığınız var, lekenizi tedavi etmeye çalıştık. Lekede yüzde yüz tedavi diye de bir şey yok, çok gerçekçi olmak lazım. Yani ben sizin lekenizi tamamen geçiririm hiç kullanılmaması gereken bir cümle. Yüzde 60 gider, 70 gider, ne kadar giderse o cepte çok iyi. Ama ben lekeyi tamamen geçiririm demek çok yanlış. Leke tedavisi çok zordur. Hı hı. Önemli olan lekeyi azaltabildiğimiz kadar azaltmak ve bunun bir hastalık olduğunu bilmek. Bu bir hastalık, bu sizin hastalığınız. Nasıl şeker ilacınızı düzenli kullanıyorsunuz, tansiyon ilacınızı düzenli kullanıyorsunuz. Her zaman eliniz lekenizin üzerinde olacak. Olmalı. Olmalı çünkü amaç yeni leke oluşturmamak, rengini açtığımız lekeyi tekrar koyulaştırmamak. Bunun için de işte ben şöyle bir algı var mesela lekemi tedavi ettirdim açıldı evet güzel oldu ama ...yaz döneminde geri geldi. Evet bir kısmı gelebilir. Bu bir hastalık yani. Nasıl şeker ilacını bıraktınız hop şekeriniz yükseldi... ...tekrar hı -hı, başlıyorsunuz. Hı, hı. Aynı Her şey. zaman ilgilenmeniz gerekiyor. Ve ilgilenmezseniz yenileri oluşacak... ...var olanlar daha da koyulaşacak... Hı -hı. Şimdi bunun dışında neler yapabiliyoruz? O neler yapabiliyoruz? De Konuca bir de e, leke ilk oluşmaya başladığında ilk minicik bir leke halinde gördüğümüzde tedaviye başlamanın başarı oranı üzerindeki etkilerini var konuşalım tabii ki. Değil mi? Evet, erkenden tedaviye başladığınızda zaten bazı cihazlarımız var bizim. O cihazlarla baktığımızda ciltte görülmeyen cilt altını göremiyor, görebiliyoruz. Yani leke oluşacak olan, diyoruz. Evet, olanlar. geldi geliyorlar diyebiliyoruz. O durumlarda cilt kalınlığını arttırmak, cilt kalitesini arttırmak çok kıymetli. Tamam. Bu geciktirir bir. bir. İkincisi leke oluştu. Leke oluştuğunda kişinin tipine göre, cilt tipine göre tedavi planlamak lazım. Mesela siz benim hastam olsanız, mesela fraksiyonel lazerden uzak durmaya çalışırım. Çünkü teniniz bir tık koyu. Yani buğday tenlisiniz. Bazı lazerler bazı ciltlerde leke yapmaya daha müsait. Çok travmatik işlemler yapmamak lazım. Hmm. Üst deriyi çok hasarlamamak lazım. Çok ince lazım. zaten belki benimki. O bir yüzden de. Hem hem koyun, daha böyle yumuşak işlemler mesela işte iğneli radyo frekanslar hmm. mezoterapiler hmm. işte PRP gibi daha yumuşak şeyleri seçmek lazım. Ama ten biraz daha açıksa fraksiyonel lazer devreye girer. Gerçekten hmm. o durumda güzel sonuç verir. Orada cildi çok üst tabakayı hasarlasanız bile lekeye müsait bir cilt olmadığı için iyileşmesi daha güzel olacaktır. O yüzden cilt tipi lekedeki tavrımızı değiştirir. <laughs> lekenin derinliği önemli. Gene söylediğimiz cihazlarla lekenin ne kadar derin olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Derin lekelerde derin işlemler, cihazlı işlemlere girmek gerekir. Evet. Ama daha yüzeyel lekelerde işte mezoterapi gibi biraz önce söylediğim daha leke açıcı, daha lokal, iğnele yüzeyel işlemleri yapabilirsiniz. Ama derin lekede olmaz. Leke tedavisinde <laughs> ilaç kullanımının yeri var mı? Şimdi leke tedavisinde... Cildimize hafif soyduğumuz işlemler var, var. peelingler Hep var. Hep bu bildiğimiz değil mi? Evet, klasik peelingler ama orada yüzeyel leke de kullanıyoruz ve gene söylüyorum burada mümkün olduğu kadar açıktan koyu tende üst deriyi hasarlayacak çok işlem yapmamak lazım. Çünkü koyu ten lekelenmeye çok müsait, üst deriyi çok hasarlarsanız o ışıkla güneşle birleştiğinde leke yapabilir. Daha Şöyle bir çalışma yapalım. var Hı. mesela. Ee, i̇ki saat boyunca e, mavi ışığa işte bilgisayar, cep telefonuna baktığınızda iki saat boyunca beş dakika tamamen korumasız güneşin altında yatmış gibi oluyorsunuz. Mesela Enteresan evet ve oldu. ben diyorum ki mutlaka eğer çok telefonla uğraşıyorsanız, çok bilgisayarla işiniz böyleyse evinizde de güneş koruyucunuzu sürün belki de değil mi? Evet. Kış döneminde güneş Doğru. koruyucuyu süreceksiniz. Günde bir kez güneş koruyucu sürmenin hiçbir anlamı, anlamı yok. 4-5 saatte bir yenilemek gerekir hı. gerçekten öyle. Hı hı. Su, yani güneş koruyucunun üzerinde suya dayanıklı yazsa bile denize girdiniz çıktınız havuza girdiniz efor sarf ettiniz çok terlediniz mutlaka yinelemeniz gerekiyor. Hı hı hı. Yani güneş koruyucu düzenli kullanmak hem yaşlanmayı geciktirir. Çünkü Tabii. güneşin çok ciddi yaşlanma etkisi var. Bunu biliyoruz yani. Hem de lekenizin tekrar yeni gelmesine, lekenin tekrar koyulaşmasına engel olur. Leke çok önemli bir ee, hastalık gerçekten bu bir hastalık diyorum. Hı hı. ya Yani böyle tansiyon gibi, şeker gibi bildiğiniz klasik bir hastalık lekeyle hep uğraşacağız, her zaman uğraşacağız. Evet. Ne kadar açabilirsek o kadar iyi. Doğru oran vereceğiz hastalarımıza. Yüzde yüz demeyeceğiz, açabildiğimiz kadar. Mesela yüzde yetmiş seksen lekeyi açabilmek iyi bir orandır gerçekten. Hı hı. Hem yenilerinin oluşmasını engellemiş olursunuz, hem koyulaşmasını engellemiş olursunuz. O yüzden doğru yaklaşım lekede önemli. Önemli. Peki leke tedavisinde krem kullanımları işe yarar mı? Aldım Leket krem, leke kremleri var evet. yani. Yüzeysel Şöyle olanlarda işe yarıyor diyebilirim. Yüzeyel mi? lekeniz varsa, çok yüzeyel lekeniz varsa, soyucu kremler, yani cildinizin üst kısmını soyacak işte böyle retinoik asitli gibi kremleri kullanabilirsiniz. Ama herkes o kremler, kullanabilir mi? Şimdi onu söyleyecektim. Herkes kullanamaz. Gene Koyu tenlilerin çok yoğun kullanmaması gerekir. Her gün kullanılmaz. Mesela her gün yüzümüzü soyamayız. İşte mesela pazartesi, perşembe, salı, cuma cildin bir toparlanmasına da izin vermek lazım. Üst üste üst üste üst tabakayı bu kadar hasarlamamak gerekiyor. Tamam minimal bir soyma yapılabilir. Evet. Ama soyduğumuz en üst tabaka bunu unutmamak lazım. Hiçbir krem kendini yenilemeyen dermis tabakasına kadar inmez. İnemez yani. Peki vücutta oluşan lekeler için yüzdeki tedavilerden farklı bir yöntem mi uygulanıyor? Vücut lekeleri yüz lekelerinden çok zordur. Öyle mi? Tabii ki. Mesela bir... Daha mı çok daha inatçıdır. Düştünüz bir travma oldu işte bacağınızda bir morluk oldu ya da bacakta bir yanık oldu. Yanık iyileşti ama sadece yerinde leke bıraktı. Bunun tedavisi yüz lekesi tedavisinden daha zordur. Tedavi sürecini iki kat düşünebilirsiniz. Peki leke tedavisinde bugüne kadar çığır açtı diyeceğiniz bir tedavi yöntemi var mı? Cihazlar. Hmm. Kesinlikle cihazlar. Hangi Neden? cihazlar mesela? Özellikle lazerler. lazerler. Derin tabakaya giren cihazlar. Kendi kendime o. sormam. Cihaza da veremiyoruz. <laughs> Kendi kendime sormam. Çok. Ama lazer tipi lazerler, olan cihazlar da. Yani o kendini yenileyemeyen melaninin yani o lekeyi yapan e, molekülün biriktiği tabakaya inmesi lazım. Hı hı. Amaç şu. Orada bir birikim var ve bizim burayı temizleyen çöpçü hücrelerimiz var. Makrofajlar var. Bunlara çöpçü hücre diyelim kabaca. Ee, büyük partikülleri yutamıyor. Mesela melanin birleşmiş kocaman bir partikül yutamaz. Ama lazer onu parçalar. ...küçük küçük parçacıklar haline getirir... ...ve o hücreler gider... ...o fazlalığı oradan alır... ...temizler mantık bu... bu. ...yani ne yapıyor bu lazer derseniz... ...yaptığı şey bu... ...o birikimi parçalıyor ve bizim kendi hücrelerimiz... ...oraya gidiyorlar... ...orayı temizliyorlar... ...oradaki melenini uzaklaştırıyorlar. uzaklaştırıyorlar... ...amaç bu... ...hiçbir krem ya da mezoterapi ürünleri bunu yapamaz... Yapmayın. ...e peki mesela biz onu yaptıktan sonra... ...tekrar güneşe çıktığımızda neden geri geliyor... Çünkü bizim uzun süredir biriktirdiğimiz bir hücre grubu var orada ve onun tamamını ha, evet. temizleyemiyoruz. Hmm. Tekrar güneşe geldiğinde tekrar toparlanıyor, toparlanıyor tekrar. Bazıları da zaten gün yüzüne çıkmamış lekeler. Onlar tekrar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Her zaman şunu düşünmek lazım. Yani ben ne kadar süredir güneşleniyorum? Ne kadar süre güneşte kaldım? 20 sene güneşte kaldık, 20 sene tedavisi var. O kadar olmaz umarım yani. Ya ama sürekli bakmak, sürekli dikkat Kesinlikle. etmek, sürekli korumak gerekiyor. Bir ömür girecek. yani tedavi olarak değil mi? bunu bir girecek. ömür boyunca bu özelliğe yani, devam ettirmemiz e, gerekiyor. Mesela elimizde de öyle. Yani gene öyle çalışmalar var. Mesela araba kullanıyoruz. Araba kullanırken gerçekten bunu çok net görüyorsunuz. Bir elin üzeri 60'lı yaşlarda tamamen leke. Diğer hal daha iyi. Hmm. Yüzde bile öyle. Yani hmm. güneş gördüğümüz taraf güneş Camdan korunca, taraf daha fazla. Kesinlikle. Çok kesinlikle. Peki lekelerin hormonlarımızla nasıl bir bağlantısı Şöyle, var? Şöyle özellikle Mesela doğum kontrol hapları, hapları evet, artar. Ne oluyor? Doğum kontrol haplarıyla e, gebelik döneminde lekeye yatkınlığımız, leke oluşturma ihtimalimiz daha yüksek. Özellikle doğum kontrol hapı kullanan kişilerin kendini çok daha iyi koruması gerekiyor. Hmm. Hormonlar lekeye yatkınlığı arttırıyor. Bu bilinen bir gerçek. O yüzden gebelikte lekeler oluşuyor ya da doğum kontrol hapı kullanıldığında lekeler oluyor. Hormonların etkisi çok fazla. Hmm. E menopoz döneminden sonra daha menopoz da artıyor mu yani sürecin... Sonra da hem o kümülatif etki hem likeye yatkınlık artıyor. artıyor. Neden? Çünkü cildimiz inceliyor. İnceliyor, hassasiyet artıyor. Kesinlikle. Bariyerimiz kesinlikle. gücünü kaybediyor. Bariyer tamamen ne demeyelim. De yani menopoz e, zor bir süreç. Olsun, yönetilebilir bir süreç. Artık <laughs> teknoloji ve şey o kadar iyi ki, evet, evet. o kadar yeter ki onun e, bilincine varalım. Ben menopoza giriyorum, neler yapabilirim dediğinizde karşınıza bir sürü seçenek evet, evet. Çıkıyor, çıkıyor yani. Mükemmel. Eskiden eskiden çok zormuş. Bizler şanslı jenerasyonuz. Peki, Başak hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel bir sohbetti. Biz bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra Çağlay'la yeni bir gün devam edecek buyurun. Evet Çorba evet. ustası Bülent, Yazıcı ve Mesut şefimizle birlikteyiz ve kelle paçalarımızı evet. servis etme zamanındayız. Peki, çorbalarımız hazır. Hı. Kelle paçamız terbiyeli. Hı. Şöyle yaptık. Çok güzel görünüyor. Evet. Ne kadar kaynatıldı bunlar? Tam. Bunlar şimdi e, yayın boyunca kaynattık yayın bunları. Yayın boyunca yine evet. kaynattık. Hazırdı zaten. Ön hazırlığı yapılmış. Bu da dana paçamız. Of, bu güzel of, soğuk of, günlerde. Of, of. Mis gibi. Bugün bütün sırları verdik seyircilere uzun yaşamanın. Herkese afiyet evet, olsun, şifa nabzın. olsun. Evet, nabzın afiyet olsun, şifa olsun. Sporumuzu da yaptık. Üzerine evet. de kelle paçamızı içelim. Şöyle, Şöyle sosumuz. Üzerine. Döktük güzel Evet. Herkesin evinde zeytinyağı ve biraz toz biber varsa bu Onu sosu yapabilir. Sosumuz evet. sarımsaklı. Şu. Sarımsak Koyduk ve sirkemiz. Koyduk mu de bir evet. şifasını bulur. Kesinlikle Sirke. sirkemiz. Arzu edenler ne acayip varsa. Bir çorgu, Şöyle ya. sarımsağımızı da koyduk. Sarım evimiz o kadar koydu. <gülüyor> <gülüyor> e, koydu. Sirkeyi de buna. A kepçeyle koydu. Evet. Şöyle limonumuz da var. Of. Arzu eden da sıkabilir. Şöyle. Tabii harikası Vallahi Ellerinize evet. sağlık. Teşekkür efendim, ediyorum. Bu güzel kokular içerisinde evet. yayınımızın sonuna geldik. Emeklerinize sağlık <laughs> mesut şefim çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yayınımızın ya. sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim hoşçakalın.